Bitti mi? Bitti. Şimdi ne yapacağız efendim? Ben size ne yapacağınızı bildireceğim. Emirlerinizi bekliyorum. Çekilebilirsin. Beni yalnız bırakmadığın için sana minnettarım. Dikkatli olmalısın Fuat. Her şey için daha dikkatli. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Şimdi Abdülhamit'i köşeye sıkıştıracak hamlemizi yapalım. Hı? Odamdan çıkmıyor musun? Okuyorum. Hala kızgın mısın bana? Ben söylemesem de netice değişmeyecekti abi. Herkes er ya da geç Handan'ın yalan söylediğini öğrenecekti. Beni mi teselli ediyorsun yoksa kendini mi? Seni teselli etmeye gelmiştim. Teselli edebileceğim bir vaziyet yok. Şehzadem, Handan Hanım gelmiş. Sizinle görüşmeyi talep ediyor. Daha zor zamanlar yaşayacağız Fuat. Korkarım seni Abdülhamit değil, bu telaşın öldürecek. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Kazanacağız Fuat. Abdülhamit'in sırtını yaslayacağı tek adam olacaksın. Yeter ki ayakların yere sağlam bassın. Kendimi senin ellerine bırakıyorum Şivenaz. Benim saltanatımın yolunu açacak planlarını dinlemek istiyorum. Osmanlı tahtına oturabilmen için devlet teamüllerini değiştirmemiz gerekiyor. Mısır hanedanını asil hanedan olarak Kırımlıların yerine geçirmeliyiz ki Osmanlı hanedanı yok olduğunda sen de meşru bir şekilde tahta oturabil. Değil mi? Nasıl yapacağız bunu? Kaç yıllık devamı? Kırım hanedanı reisi Tevfik Paşa'yı gözden düşüreceğiz. İngilizlerle Ruslar Reval'de görüşebilmek için aralarındaki anlaşmazlıkları halletmek istiyorlar. Ellerinde bunca sömürge, bunca toprak varken neyi paylaşamıyorlar? Çin, Hindistan, Kırım ve daha bir sürü yer. Yani dünyanın geri kalanını paylaşmaya çalışıyorlar. Bunlar önemli değil. Anlaşacaklardır. Asıl arıza, Reval'de Osmanlı'yı paylaşmaya çalıştıklarında çıkacak. Bütün dünyanın çıkarlarının çatıştığı yer burası. Anadolu'ya boşuna köprü demiyorlar. Ve hikayede iki inatçı keçi köprünün üstünde tozlaşırlar.